Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından 14 gün sonra 13 Kasım 1918'de 55 parçadan oluşan İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemileri İstanbul'a girdiler. Boğaz'a demir attılar. Toplarının ağızlarını Dolmabahçe Sarayı'na çevirdiler. 10 gün sonra Padişah Vahdettin, İngiliz The Daily Mail gazetesinin muhabiri Worth Price'ı sarayda kabul etti. 24 Kasım 1918. İngiliz gemileri Boğaz'a demir atmış, emperyalist güçler İstanbul'u işgal etmiş. Padişah İstanbul gazetesine İngiliz milletine hayranlığını belirten açıklama yapıyor. Bu arada zaman geçti. Karadeniz bölgesindeki Pontus çeteleriyle yerel Kuvayi Milliyecilerin çatışmalarını incelemek ve durdurmak amacıyla Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi unvanıyla ve Padişah Fahrettin'in onayladığı bir kararname ile yetkilendirildi ve Samsun'a gönderildi. Mustafa Kemal bir süre sonra Anadolu içlerine doğru hareket etti ve Havza'ya geçti. Anadolu'ya geçeli henüz 20 gün olmuştu. Havza'daki askeri depoda bulunan silahları halka dağıttı. Ayrıca İstanbul'a gitmekte olan 10 bin silah mekanizmasına da el koydu. İngilizler uyandılar. Ertesi gün İstanbul'daki İngiliz komutanı Emerald Calthorpe Osmanlı Devleti'ne resmi bir yazı yazarak "Karışıklık çıkaranların başını Mustafa Kemal çekiyor, derhal geriye çağrılsın." dedi. Tarih 8 Haziran 1919. Aynı gün Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Mustafa Kemal'e telgrafla emir vererek derhal İstanbul'a geri dönmesini istedi. Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı'nın bu geri çağırma kararına karşı hemen doğrudan Padişah Vahdettin'e bir telgraf çekti. İstanbul'da İngilizlerin, emrindeki kişilerin kendisini geriye çağırdığını, bunlara müdahale edilmesini arz etti. Padişah bu telgrafa cevap vermedi. Tarih 11 Haziran 1919. Mustafa Kemal Havza'dan Amasra'ya geçti ve ünlü Amasra bildirisini yayınladı. Bu bildiride vatan milletin azim ve kararı ile kurtulacaktır dedi. Tarih 22 Haziran 1919. Ertesi gün Osmanlı Devleti Bakanlar Kurulu bir karar alarak Mustafa Kemal'i azletti. Tüm Anadolu'daki illere ve ilçelere Mustafa Kemal'in hiçbir resmi sıfatı kalmamıştır, emirlerine kesin olarak uyulmamalıdır diyerek genelge gönderdi. İşte burada dikkat. Çünkü Mustafa Kemal Anadolu'ya geçeli henüz 1 ay 4 gün olmuştu. Mustafa Kemal bu görevden alınış karşısında padişaha sığınmak istedi. Kendisinin göreve padişah iradesiyle atandığını, bu nedenle kendisini görevden alacak makamın da sadece padişah olacağını bildirdi. Tarih 23 Haziran 1919. Aynı gün Amiral Calthorpe, Londra'da Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği iletide Mustafa Kemal Samsun'a varışından beri milliyetçi akımın merkezi haline gelmiştir ama görevden alınmıştır diye yazdı. Amasya'dan ayrılan Mustafa Kemal Erzurum'a geldi. Birkaç gün sonra gece Harbiye Nazırı tarafından telgrafhaneye çağrıldı. O tarihte tek iletişim aracı telgrafla oluyordu. Harbiye Nazırı Ferit Paşa, Mustafa Kemal'e padişahın derhal İstanbul'a dönme emrini tebliğ etti. Mustafa Kemal Erzurum'dan ayrılmayacağını söyleyince kendisine padişahın emriyle görevden azledildiği ve rütbelerinin alındığı bildirildi. Tarih 7-8 Temmuz 1919 gece yarısı. Bu görevden alma Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi Takvim-i Vekaye'de yayınlandı. Aynen şu şekilde. 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın memuriyetine hitam yani son verilmiştir. İmzalar Harbiye Nazırı Ferit, Satrazam Vekili Şeyhülislam Sabri, tasdik Padişah Vahdettin. Tarih 8 Temmuz 1919. Dikkat! Mustafa Kemal Anadolu'ya geçeli henüz 50 gün olmuştu. Mustafa Kemal hemen askerlikten istifa etti ve bir fert olarak millete döndü. Erzurum Kongresi'ni topladı. Kararlar alındı. İstanbul hükümeti boş durmuyor, bütün Anadolu'ya Mustafa Kemal'i isyankar ve asi olarak ilan ediyordu. En sonunda Mustafa Kemal askerlikten istifa ettiği halde onun bütün rütbelerinin elinden alınmasına İstanbul hükümeti karar verdi. Bu kararı da Padişah Vahdettin onayladı. Tarih 9 Ağustos 1919. İşin ilginç noktası iddiaya göre Anadolu'ya padişah tarafından gönderilen Mustafa Kemal'in tutuklanmasına padişaha bağlı hükümet karar veriyor. Bu yetmiyor, şimdi de bütün rütbeleri, fahri yaverlik unvanı, madalya ve nişanları da geri alınıyordu. Padişah da bu kararı onaylıyordu. Bu nasıl milli mücadeleyi görevlendirmedir diye sormazlar mı? Ama bunlar da yetmiyor, artık son aşama idam edilmesi. Bu görevden alma ve rütbelerin sökülmesinden 10 ay sonra İstanbul'da kurulan özel mahkeme Divan-ı Harp yokluğunda gıyaben Mustafa Kemal'i yargıladı. İdama mahkum etti. Tarih 11 Mayıs 1920 idi. 24 Mayıs 1920 tarihinde bu idam hükmü padişaha sunuldu ve Vahdettin Mustafa Kemal'in idam kararını onayladı. Sözde padişah hem milli mücadeleyi örgütlemesi için bir paşayı Anadolu'ya gönderiyor, sonra görevinden alıyor
Sonra rütbe, nişan ve madalyalarını geri alıyor. Ama bu da yetmez deyip idama mahkum ediyor.